Merhum İmam Gazali nitekim selef bid'at ehlini zemmetme, kendileriyle ilişki ve dostluğu koparma ve görüşlerine şiddetle karşı çıkma gibi konularda ittifak edilmiştir. Sözünü nasıl anlamalıyız? Nitekim selef bid'at ehlini zemmetme. Evet, ehli bid'at zemmedilecek. Ehli bid'at, yani kim onları tazim ederse, ehli bid'at tazim ederse o zaman İslam binasını çökertmiş olur buyuruyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar zem edecek. Peki zem edecek demek, eğer ilim sahibi birisi ise, ilmi var, kendi ilmine de itimadı varsa onlarla beraber olacak, oturacak, onların istifamlarını bizzat münazaralarla giderecek. Alimlerimiz oturdular münazara meclislerinde, onlarla konuştular, zihinlerindeki meseleleri çözdüler. Kimse tekfir edilmiyorsa, bir şeriat devleti bir insanı mürted sayıp hiçbir şekilde öldüremez mi? Efendim, kimse tekfir edilemez diye bir ifademiz olmadı bizim. Elbette İslam'ın açık zahir hükümlerini biri inkar ediyorsa kafir olmuştur. Fakat namaz kılan biri varsa, namaz kılan bu kişi ehli bidat bir fırkaya aitse, ehli bidat olan birisi namaz kılıyorsa, ehli kıble ise bu kişi tekfir edilmez. Fakat kalkıyor bir adam namazı inkar ettiyse, bir adam Allah Resulü Aleyhisselam'a sövüyorsa, bir adam Kur'an-ı Hakim'in ayeti kerimesini, bir ayetini veya Kur'an-ı Kerim'i inkar ediyorsa bu adam kafir olmuştur, mürted olmuştur. Yani buna kafir denir. Ama birisi Müslüman olduğunu söylüyor, ehli kıble ise, yani biz şöyle diyoruz, efendim bu adam bir takım ayet ve hadis-i şerifleri yanlış anladığından dolayı bu kanaate ulaşmıştır, bu sabık fikre gitmiştir. Onun hidayetine dua edelim deriz, böyle deriz. Ehli kıble birisi ise onu tekfir etmiyoruz ama açıkça inkar ediyorsa elbette bu adam kafirdir.